Ben Kerem Usta. Öğrenecek çok şey var. Harfiyat alıp geçmek diye bir şey yok. Harfiyat alırken bile öğrenmeniz gereken çok şey var. Zemini kotunda almalısınız. Zemini düzgün terazisinde almalısınız. Ha, bu demek değil ki her yer eşit olacak. Arkadaşlar, eşit olmasa da eşide yakın olsun. Ha, 3 santim, 5 santim, 10 santim değişiklikler olabilir, farklılıklar olabilir. Onu ayarlayamazsınız. Onu kimse birebir ayarlayamaz. Ayarlar ama çok uzun süre onunla ince ince uğraşmak lazım. O da herkese sıkıntı. O yüzden 5'er 10'er santim, 15 santim farkla idare eder. O farkla düzgün bir şekilde kodunu almalısınız. Kodun yanında duvarları da düzgün bir şekilde şekilli kesmelisiniz arkadaşlar. Eğer şekilli kesmiyorsanız, göze hoş görünmüyorsa, sıkıntılı kesiyorsanız hem çalışanlara sıkıntı hem de her zaman görüntü olarak sıkıntı olacaktır. O yüzden kenarını, köşesini, dibini düzgün alın. Diğer yerlerinde de hızlı ve pratik çalışın. Bakın aşağılarda Rasim Ustam düzgünce duvarlarını kesmiş, köşesini yapmış, zeminini temizlemiş, kotunda ölçülü bir şekilde. Burada da kalan kısmı daha derin yere doğru yine düzgün bir şekilde işini tamamlamaya çalışıyor. Dediğim gibi öğrenecek çok şey var. Misal bir yerde harfiyat alıyorsunuz. Bir tarafına harfiyatın fazlalıklarını bu şekilde yığmak zorunda kaldınız. Bakın aşağı yarın tam ucunda 60-70 santimlik bir boşluk var. Oraya harfiyat, buradaki yığıntı harfiyat gelmemiş. Bu çok önemli. Ustamız 60-70 santim bırakmış. Siz daha fazla bırakabilirsiniz. Oraya 1 metre yakınına kadar yaklaşmasın. Mümkünse, yeriniz müsaitse tabii ki. Eğer çok fazla yaklaşırsa sonradan çalışan arkadaşların üstüne doğru tozabilir, dökülebilir, aşağıya yuvarlanabilir. Çalışmalarda sıkıntı olabilir. O yüzden mümkün olduğu kadar şu uç noktaları daha temiz bırakmalıyız. Hatta ve hatta şunu da öğrenin. Derinlik 3-4 metreyi geçiyorsa, 3 metreyi falan geçiyorsa kenarlarda kademe veya biraz şey yapabilirsiniz ki uçtan kopan parçalar, uçanlar aşağıya doğru düşmesin. Aşağıda sıkıntı oluşturmasın. Eğer ki bu işi öğrenmek isteyen biriyseniz, bu işi öğrenmekte gönüllü biriyseniz, her videomda dikkatli izliyorsanız, dikkatli dinliyorsanız, inanın bana çok şey var öğrenecek. Bugünkü videoda bile birkaç konuyu, birkaç önemli noktayı anında anlatıverdim. Şıp diye anlatıverdim. İyi dinlediyseniz onları öğrenebilirsiniz. Onları bilgi hafızanıza yazabilirsiniz. Konuşa konuşa ağzım kurudu valla. Kırıkkaleli Rasim Usta Sumitomo makinesiyle Ümit İmşaat Harfiyat ekipmanlarıyla Kervansaray İnşaatın bina temel yeri harfiyatını boşaltırken izledik ve anlattık.